Kardeşim helal olsun da sen bu görüşmeyi nasıl ayarladın hala söylemedin. Ayarladık oğlum işte bir şekilde boş ver. İyi hadi öyle olsun. Sende bir isim varmış. Onu almaya geldik. Görüşme ayarlayan arkadaş bahsetti. Sen hediyemizden haber ver. Ne hediyesi? Bir fanila, don, karanfil, yeşil soğan. Hiç mi şiir okumadınız siz? He? İnsan hediyesiz gelir mi? Lan tatava yapma, ne istiyorsan onu söyle. Ağanın eli tutulmaz. 100 bin fena olmaz ama... Yok babanın fanilası. Lan altı üstü vereceğin 20 yıl öncesinden bakım eviyle ilgili bir isim. 20 sene artı bir isim. Ama öyle böyle değil. Çok sağlam bir isim. Bir papağan bile 50 bin lira ediyor lan. Dalga mı geçiyorsunuz siz? İşinize gelirse. Ya oğlum hadi ince de bulunacak para değil ki ya. Şerefsiz ağzını 100 binden açtı. Dur bakalım oğlum, sıkma canını ya. Ayarlarız bir şeyler herhalde. Kardeş, ben aracıyım. Elçiye zeval olmaz. Bu ne? Mesaj açık. Ya o dilini tutarsın ya da biz keseriz demek. Vallahi yapacak bir şey yok kardeşim. Biz bu Yakup Bey'den 100 bini alacağız. Oğlum o iş de iş değil ki ya. Ya öyle de ne yapalım? El mahkum. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Doğru söylüyorsun. Ben olsam ben de alırdım herhalde. Ara bakalım. Alo. Ne oldu? Geldin mi sözüme? Ya Bahar denen kadını oyalayacaksın işte. Bir daha kapıma asla gelmeyecek. Sonra da unutur gider. Tamam Yakup Bey, eyvallah. Ama bu önden avans mavans diyordun ya. Onu geç. Ben 100 bin istiyorum, hem de tek seferde istiyorum. Tek seferde 100 bin. Neye lazım, hayırdır? Orası sizi ilgilendirmez. Acil bir iş. Ama yarına istiyorum. Tek seferde bak. Tamam. Ulan Nigar Hanım'a da ayıp ediyoruz ama Allah'ım sen beni biliyorsun. İyi. Hadi gidelim. Ne demek fikrim değişti? Sen trink parayı gördüğünde el mi arttırıyorsun? Bir şey falan değişmedi oğlum. Gidin. Bir daha gelmeyin lan buraya. Otur oturduğun yerde. Söyle ne istiyorsun? Bir gecede fiyatını arttırdın. Niye az değiştirdin sen? Uzayın dedim oğlum. Bu iş olmaz artık. Ne demek olmaz lan? Oğlum bak cezaevi mezaevi dinlemem, gebertirim seni burada. Ben diyeceğimi dedim oğlum. Değil 100 bin. 1 milyon da verseniz olmaz artık. Gidin. Bir daha da gelmeyin buraya. Dayı, para hazır diyorum. Söyle hesabına yatırayım. Ya da kimin hesabına istiyorsan onunkine yatırayım. Bitti benim görüşüm.
herifler bir daha gelirse buraya almayın. Kimin adamısın lan sen? Kimi koruyorsun lan sen? Gidelim hadi. Görüşeceğiz sizle. Görüşeceğiz. Bakalım ne olacak. Bırak tamam. Alo. Anton. Buyurun Gazel Hanım. Şu Sultan denen kadın bir şeyler anlattı. Yaşlı bakım merkezinde çalışan biri bunlara bir isim verecekmiş. Merak etmeyin. Halloldu bile o iş. Ne? Nasıl? Şu Yaşar olayının peşine düşmesinler diye bir süredir izliyordum zaten. Bugün el attım ve çözdüm. Onu da öldürmemişsindir inşallah. Hayır, tabii ki yaşıyor. İyi. Tamam. Bu işte bir iş var, gündüz belli. Adam kireç gibi dolum, görmedin mi? Lan bana bak. Birileri tehdit mi etti lan? Kim oğlum kim? Kim engellemeye çalışıyor lan bizi? Bak düşündükçe deliriyorum İlyas. Kim saklıyor? Allah ben de sakin olayım diyorum kardeşim ama bu işte birinin parmağı var belli. Ben o parmağı olanı bir bulayım var ya. Tamam oğlum sakin ol. Bu işte kimin parmağı varsa teker teker bulup hepsinin cezasını keseceğiz. Rahat ol.